Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle 4-5 yaş aralığındaki küçük hanımlar için bu görmüş olduğunuz gösterişli kısa ceketi çalışacağız. Ceketimiz hemen belin altından başlıyor. Etek uçlarında ve kol ağızlarında küçük ajur bordürümüz var. Yine beden kısmında da küçük ajurlar serpiştirdim arkadaşlar. Parçaları örüp bitirdikten sonra yakayı ve ilik patlarını çalışıyoruz. Ceketimizin bütün kenarına tığlama yapıyoruz arkadaşlar. Bu işlemler bittikten sonra da tığla ördüğümüz küçük çiçek motiflerini etek uçlarına ve kol ağızlarına dikiyoruz ve hırkamızı tamamlıyoruz. Hırkamızın ölçülerini vermek istiyorum sizlere. Genişliği koltuk altından ölçtüğümüzde yaklaşık olarak 33 santimetre. Boy uzunluğu ise omuz başından etek ucuna kadar 39 santimetre. Yine kol altından etek ucuna kadar uzunluğu ise 22,5 santimetre. Ceketimizi şöyle göstermek istiyorum. İç kısmı, yaka kısmı, alt bordür kısmı, yan taraflardan beşer ilmek artırarak genişletiyoruz şu şekilde beli oturuyor arkadaşlar. Yapılışı bir o kadar zevkli ve kolay. Sadece motifler biraz oyalayabilir. İsterseniz yapılışına geçmeden önce gerekli malzemelerden de bahsedelim. 100 gramı 250 metre olan antipiknik bebe yünlerinden 3 yumak, örmek için 3,5 numara örgü şişleri, tığ işleri için de 2,5 numara yün tığı gerekiyor. İlmeklerimizi tutturmak için ilmek tutucuya ihtiyacımız var. Eğer ilmek tutucunuz yoksa ipe de geçirebilirsiniz ilmekleri. Dikmek için bir yün iğnesi gerekiyor. Ben ekru renk kullandım. Siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Yapılışına geçelim. Hırkamızın yapılışını arka bedeni örerek başlıyoruz arkadaşlar. Bunun için 111 ilmek alacağız. 3,5 numara şiş kullanıyorum. İlmek alırken 2 şişimi de kullanacağım. İpimden ilmek sayımı yetecek kadar bir miktar ip ayırıyorum ve ilk ilmeğimi alıyorum. Devamında ilmeklerimi almaya başlıyorum. 111 ilmek alalım. bir ilmek aldım. Şişimin birini çekerek çıkartıyorum. Üç sıra haroşa öreceğim. Dönüyorum. Haroşa örerken hem ön yüzümüzden hem de arka yüzümüzden düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum ve düz örerek ilk sırama başlıyorum. Birinci sıramızı tamamlıyoruz kenar ilmeğimizle örerek. Dönüyoruz. Aynı şekilde bir gidiş bir de dönüş sırası örelim. Üç sıra ördüm. Ön yüzümüzden bir iki diş haroşa sırası oldu arkadaşlar. Şimdi modelimizi döşemeye başlıyorum. Modelimizin birinci sırasında kenar ilmeğimi aldıktan sonra iki ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. Dört ilmek düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Şimdi ipimi öne getirip bir ilmek artırıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar ipimi öne getirip bir ilmek artırıyorum. Dört ilmek düz örüyorum yine. Bir, iki, üç, dört.
Burada sıradaki 3 ilmeğin ikisini sağ şişime düz örecekmiş gibi örmeden kaydırıyorum. Üçüncü ilmeği düz örüyorum. Kaydırmış olduğum 2 ilmeği örmüş olduğum ilmeğin üzerinden geçirip 2 ilmek eksiltiyorum. Tekrar 4 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4. İpimi öne alıp 1 ilmek artırıyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. Bir ilmek artırıyorum ve 4 düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4. Sıradaki 3 ilmeğin ikisini kaydırıyorum. Üçüncü ilmeği örüyorum. Kaydırdığım ilmekleri üzerinden geçirip 2 ilmek eksiltiyorum. Tekrar 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi tekrar ilmek artıracağız. Bundan sonra sıramız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Burada eksilttiğim yerlerde dilimler oluşacak. Burada artış yaptıktan sonra 4 ilmek örüp ortada 2 ilmek eksiltiyoruz. 4 ilmek düz örüyoruz. Sonra 2 artış yapıyoruz. Devamında yine 4 düz örüp ortada eksiltme yapıyoruz. 4 düz örüyoruz. Şimdi artırma yapıyorum. İpimi öne aldım. 1 ilmek örüp tekrar ipimi öne alıp 1 ilmek artırdım. 4 düz örüyorum. İlmek eksiltiyorum. Dört düz örüyorum. İlmek artırıyorum yine. Dört düz örüyorum. İlmek eksiltiyorum. Dört düz örüyorum. İlmek artırıyorum. Dört düz örüyorum. İlmek eksiltiyorum. Dört düz örüyorum. İlmek artırıyorum. 4 düz. İlmek eksiltiyorum. 4 düz. İlmek artırıyorum. 4 düz. 1, 2, 3, 4. İlmek eksiltiyorum. 4 düz. İlmek artırıyorum. 4 düz. İlmek eksiltiyorum. 4 düz. 1 2 3 4 ilmek artırıyorum. Tekrar 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4. Sıramızın sonuna geldik. Burada 2 ilmeği birlikte örüp 1 ilmek eksilteceğiz ama önce ilmeklerimizin yönünü değiştiriyoruz sol tarafa yatmaları için. Şöyle değiştirdikten sonra ikisinin içinden batıyorum. Birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Modelimizin birinci sırasını tamamlıyorum. Dönüyorum ve dönüş sırasını örmeye başlıyorum. Şimdi üçüncü sıraya başlıyorum. Yine kenar ilmeğimi alıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek 1 ilmek eksiltiyorum.
3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. 1 ilmek artırıyorum. 1, 2, 3. Bu bölümde her iki sırada 1 ilmek artıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi 1 ilmek daha artırıyorum. 3 ilmek örüyorum. Düz olarak 1, 2, 3. Orta bölüme geldim. 2 ilmek eksiltiyorum. 3 ilmek örüyorum tekrar. 1, 2, 3. Tekrar 1 ilmek artırıyorum. 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. 1 ilmek artırıyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Yine orta bölüme geldik. İlmek eksiltiyoruz. 2 ilmeği kaydırıyorum. 1 ilmek örüp kaydırdıklarımı üzerinden geçiriyorum. 2 ilmek eksilttim. 3 ilmek örüyorum. 2, 3. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. 3 ilmek örüp ortada eksiltme yapıyoruz. Artık eksiltme yerlerimiz belli oldu. 3 ilmek örüyorum. Buradaki ajur bölümlerinde birer ilmek artırıyorum. 3 ilmek örüp ortada 2 ilmek eksiltiyorum. 3 ilmek örüp tekrar kenarlardan birer artış yapıyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Burada yine aynen baş kısımda olduğu gibi bir ilmek ilmeklerimizin yönünü değiştirip eksiltiyoruz arkadaşlar. Geri kalan aynı şekilde devam ediyor. Devam edelim sıra sonuna kadar. Üçüncü sıramızın sonuna yaklaşıyoruz. İlmek artışlarını yaptık. 3 düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Burada yine 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. 2 ilmekten birini eksiltiyorum. Kenar ilmeği örüp 3. sıramı da tamamlıyorum. Bu kısım bitene kadar bu şekilde eksiltilecek arkadaşlar. Dönüp ters örerek devam ediyorum. Beşinci sıraya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir ilmek eksiltiyorum yine. İki ilmek örüyorum düz olarak. Bir, iki. Artırma bölümüne geldim. İpimi öne alıp bir ilmek artırıyorum. Beş ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar ipimi öne getirip bir ilmek daha artırıyorum. 2 ilmek örüyorum. 1, 2. Eksiltme bölümüne geldik. 2 ilmeği sağ şişe kaydırıyorum. 1 ilmek örüp kaydırdığım ilmekleri üzerinden geçiriyorum ördüğüm ilmeğin. 2 ilmek eksilttim. Tekrar 1, 2 ilmek örüyorum. 1 ilmek artırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyorum. Tekrar 1 ilmek artırıyorum. 2 ilmek örüyorum. 1, 2. 2 ilmeği kaydırıyorum. 1 ilmek örüp kaydırdıklarımı üzerinden geçirip 2 ilmek eksiltiyorum. 1, 2 ilmek örüyorum. Şimdi artıracağım. Aynı işlemleri yaparak devam ediyorum. Sıramızın sonuna kadar gidelim ve dönüş sırasını tamamlayalım. 7. sıraya başlıyorum. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2 ilmeği birlikte örüp 1 ilmek eksiltiyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Artırma yerine geldik. İpimi öne alıp bir artırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz örüyorum. Tekrar 1 ilmek artırıyorum. 1 ilmek örüyorum. Eksiltme yerine geldik. 2 ilmeği kaydırıyorum. 1 ilmek örüp kaydırdığım ilmekleri üzerinden geçiriyorum. Kenarda kalan 1 ilmeği de örüyorum. 1 ilmek artırıyorum. 7 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5.
5, 6, 7. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek örüyorum. 2 ilmeği kaydırıyorum. Bir ilmek örüp kaydırdıklarımı üzerinden geçirip 2 ilmek eksiltiyorum. Bir ilmek örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Yedinci sıramızın sonuna yaklaşıyorum. Bir ilmek örüyorum. Son kalan iki ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. Birini eksiltiyorum. Kenar ilmeğimi de örüp yedinci sırayı tamamlayıp dönüyorum. Dokuzuncu sıraya başlıyorum. Kenar ilmeğimi alıp bir ilmek eksiltiyorum. Bir ilmek artırdım. 9 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek artırıyorum. Burada ortadaki 3 ilmekten ikisini eksiltiyorum. İkisini kaydırdım. Birini örüyorum. Kaydırdığımı ördüğümün üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek artırıyorum. 9 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar bir ilmek artırıyorum. 2 ilmeği kaydırıyorum. 3.'yü örüp kaydırdıklarımı üzerinden geçiriyorum. 1 ilmek artırıyorum. 9 ilmek örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. 9. sıramızın sonuna yaklaştım. Artış yapıyorum. 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. 1 ilmek eksiltiyorum. Kenar ilmeğimi de örüp dönüyorum. On birinci sıraya başlıyorum. Kenar ilmeğimi alıyorum. Artık 11. sırada ilmek artırmıyoruz arkadaşlar. Sadece eksiltmeleri yapıyoruz. 2 ilmeği birlikte örüp 1 ilmek eksiltiyorum. Devamında 2, 4, 6, 8, 9 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada orta kısma geldik, eksiltme yapacağız. 2 ilmeği kaydırıp 1 ilmek örüp üzerinden geçirip 2 eksiltme yaptım. Artış yapmadan 9 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar 2 ilmek eksiltiyorum. Örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. 11. sıramızın sonuna geldik. Burada da yine 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. 1 ilmek eksiltiyorum. Kenar ilmeğimi örüp 11. sırayı tamamlıyorum ve dönüyorum. On üçüncü sıraya başlayacağım arkadaşlar. 11. sırada toplam 18 ilmek eksilttim. Artış yapmadım. İlmeklerimi azaltıyorum. Şimdi 13. sırada aynen 11. sırada yaptığımız gibi sadece ilmek eksiltiyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2 ilmek birlikte örüp 1 ilmek eksiltiyorum. Devamında 2, 4, 6, 7 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artırma yapmadan yine burada 2 ilmek eksiltiyorum.
2 ilmeği kaydırdım. 1 ilmek örüp kaydırdıklarım üzerinden geçirerek 2 ilmek daha eksilttim. 7 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar 2 ilmek eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. 13. sıramızın sonuna geliyorum. Yine 2 ilmeğin yönünü değiştirip 1 ilmek daha eksiltiyorum. Kenar ilmeğimi de örüp 13. sıramı tamamlıyorum. Dönüyorum. Beşinci sıraya geldim. 15. sıradan sonra artık örgümüzü düz devam ettireceğiz arkadaşlar. 11. sırada 18 ilmek eksiltmiştik. 13. sırada 1-18 ilmek daha eksilttik. Toplamda 36 ilmek eksiltmiş olduk. Kalan ilmeklerimiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75 ilmeğimiz kaldı. Bu 75 ilmeğimizle bundan sonra düz örgüye devam edeceğiz. 3 sıra düz olarak öreceğiz arkadaşlar. 4. sırayı örerken küçük ajur serpmeleri yapacağız. Şimdi 3 sıra örelim. 4. sırada yine birlikte çalışacağız. En son eksiltmemizin üzerine 1, 2, 3 sıra ördüm. Şimdi küçük ajurlar serpiştireceğim arkadaşlar. İlk kenar ilmekten sonra 3 ilmek örüyorum. 2, 3, 4 ilmek ördüm. Şimdi ipimi öne alıyorum. 1 ilmek artırıyorum. 2 ilmeği kaydırıp sağ şişimi alıyorum. 3.'yü örüp kaydırdığım ilmekleri üzerinden geçiriyorum. 2 ilmek eksilttim. Tekrar 1 ilmek artırıyorum. Ve 13 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tekrar ipimi öne alıyorum. 2 ilmek kaydırıp 1 ilmek örüyorum. Kaydırdığım ilmekleri üzerinden geçirip 2 ilmek eksilttim yine. 1 ilmek artırıyorum. 13 ilmekte bir bu işlemi tekrarlayarak sıramızın sonuna kadar devam ediyorum. Tekrar 1 ilmek artırıyorum. 2 ilmek eksiltiyorum. 1 ilmek daha artırıyorum. Kalan 4 ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Bundan sonra düz olarak örmeye devam ediyoruz. İlk yapmış olduğumuz bu ajurun üzerine 10. sıramızda tekrar ajur çalışması yapacağız ama bu sefer orta kısımlara yapacağız arkadaşlar. Aynı zamanda da hem sağ kenardan hem de sol kenardan her 8 sırada bir kenarlardan artış yapacağız. Bu ilk artışımızı 6. sırada yapacağız arkadaşlar. 5 sıra örelim. Dönüp gelince 6. sırada ilk artışlarımızı yapalım. Şimdi kenarlardaki artışları yapacağım. Kenar ilmeğimi alıyorum. Buradaki bir önceki sıranın telini kaldırıyorum. Sol şişimle arkadan batıyorum. Örüyorum. Bir ilmek sağ kenarda artırdım. Sağ kenardaki artışları bu şekilde yapacağız. Örerek devam ediyorum. Sıra sonuna kadar gidiyorum. Sıramızın sonuna geliyorum. Son ilmekten önce sol şişimizle önden batarak bu kez alttaki ipi kaldırıyorum.
bu taraftan batarak örüyorum. Bir ilmek de bu taraftan artırdım. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Bu artırma işlemlerini 8. sırada bir yapacağız. Bir defa yaptık. 4 kez daha yapacağız arkadaşlar. Yine dediğim gibi burada da 10. sıraya geldiğimizde ajurların üzerine ara kısma ajurlarımızı alacağız. 10. sıraya geldiğimde onu da göstereceğim. Devam ediyoruz. İlk yapmış olduğumuz ajurun üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi 10. sırayı örerken ajurlarımızı orta kısma alacağız. Aynı zamanda da ilk artışın üzerine de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra örmüşüm. Şimdi 8. sırada da her iki kenardan birer artış daha yapacağım. Önce artışlarımızı yapalım. Alttaki sıranın ipini kaldırıyorum. Sol şişimi arkadan geçiriyorum. Şöyle biraz genişleteyim ve önden batıp bir ilmek artırıyorum. Örüyorum ilmeklerimi. Bu kısımda sayı vermiyorum arkadaşlar. Çünkü kenarda ilmekler artacağı için yanıltabilir. Bu ayarlamayı şu şekilde yapıyoruz. Alttaki ajurun ikinci deliğinin üstündeki ilmekten sonra 2, 4, 5 ilmek sayıp bu kısma yapıyoruz. Şimdi 3 ilmek daha örüyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi 5 ilmek örüp ajur çalışacağım. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi öne alıyorum. 2 ilmek kaydırıyorum. 1 ilmek örüp kaydırdığım ilmekleri üzerinden geçirip 2 ilmek eksilttim. 1 ilmek daha artırıyorum. 13 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tekrarlıyorum aynı işlemi. İlmek artırıp 2 ilmek eksiltiyorum önce. 1 ilmek daha artırıp tekrar 13 ilmek örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıramızın sonuna geliyorum. Son ilmekten önce sol kenardan da bir artış yapıyorum. Alttaki sıranın ipine sol şişimi önden batırıyorum arkadaşlar. Daha sonra arka taraftan batıp örüyorum. Bir ilmek de bu taraftan artırdım. Kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz örmeye arkadaşlar. Her 10. sırada ajur değişikliğini yapıyoruz. Her 8. sırada da her iki kenardan birer ilmek artırıyoruz. 2 kez artırdık. 3 defa daha yapacağız bu işlemi. Ondan sonra kol oyuntusunu örerken birlikte çalışmaya başlayacağız yine. Örmeye devam edelim. Arka bedende kol kesimine kadar ördüm. Yan tarafta 1, 2, 3, 4, 5 defa her iki taraftan da birer ilmek artırdım. 8 sırada bir. En son yapmış olduğum artışın üzerine 19 sıra ördüm. Kol kesimlerine geçiyorum. Sağ kenardan 3 ilmek eksiltiyorum. 1, 2, 3. Devam ediyorum. Dönüşte buradan da 3 ilmek eksiltiyorum. 3. Sıramızın sonuna geldim. Dönüyorum. Üç ilmek de bu kenardan eksiltiyoruz. Bir ilmek eksilttim.
2 3 örmeye devam ediyorum. Son bir ilmek kalana kadar. Son bir ilmek kala şişime geçiriyorum ilmeğimi örmeden dönüyorum. Örmeden aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum bir ilmek ve bir ilmek eksiltiyorum. Bir ilmek de ördükten sonra eksiltiyorum. 2 ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örüyorum. Son bir ilmek kalınca örmeden sağ şişime aktarıp dönüyorum bu taraftan da. Yine bir ilmek eksiltiyorum. Bir ilmek de ördükten sonra eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi örüyorum. Bundan sonra kenarlarda her iki sırada bir, 3 defa birer ilmek eksilteceğiz. Hem sağ kenarda hem de sol kenarda. Daha sonra 3 sıra ördükten sonra birer ilmek daha eksilteceğiz. Devamında 5 sıra örüp birer kez daha birer ilmek eksilttikten sonra bitireceğiz. Önce birer ilmek eksiltelim. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. İlmeklerimi sağ tarafa yatırdım. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar gidiyorum. Son 3 ilmek kalana kadar bu şekilde örelim. Son 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum önce ve ikisini birlikte örerek bir ilmek de bu taraftan eksilttim. İlmeklerimin yönü sol tarafa bakacak şekilde. Sıramı tamamlıyorum ve bu şekilde birer eksiltmelerimi yapmaya devam ediyorum. Kol kısmının eksiltme işlemlerini tamamladıktan sonra bir miktar ördüm. Şimdi yaka kısmındaki eksiltmelere geldi sıra. Eksiltmeleri tekrar etmek istiyorum. Her iki sırada bir defa 3 ilmek, 2 ilmek eksilttim. Daha sonra her iki sırada 3 defa birer ilmek eksilttim. Devamında 1, 2, 3 sıra ördüm. 4. sırada bir ilmek eksilttim. 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. 6. sırada bir ilmek daha eksilttim. Daha sonra bu kısımda da toplam 28 sıra ördüm. Son eksiltmemin üzerine 28 sıra ördüm. Ve şimdi yaka ilmeklerini eksiltmeye geldi sıra. Örüyorum. 20 ilmek ördükten sonra orta kısımda 25 ilmek eksilteceğiz. Önce 20 ilmek örüyorum. Sağ omuz için 20 ilmek ayırdıktan sonra orta kısımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 ilmek eksiltiyorum arkadaşlar. Örerek eksiltiyorum. Önce ilk 2 ilmeği ördükten sonra birini diğerinin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Beş ilmek eksilttim. Kalan ilmeklerimi örüyorum. 20 ilmek de sol kenarda kalmış. Şimdi dönüyorum. Son ilmeğimi örmeden alıp dönüyorum. Bir ilmek daha eksiltiyorum. Son eksiltmemiz bu kenarda. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Dönüyorum. Son sıramızı örüyorum.
sol omuzun örme işlemini tamamlıyorum arkadaşlar. Burada ilmeklerimi eksiltmiyorum. Bir ilmek tutucu da bekletiyorum. Dikerek birleştireceğim. O zaman burada görünmez bir dikişimiz olacak. Bir ilmek tutucuya alıyorum ve şimdi sağ omuzu örerek tamamlıyorum. Sol omuzun ilmeklerini bir ilmek tutucuya geçirdim. Bir miktar ip ayırıp ipimi kestim. Bunu dikmek için kullanacağım. Şimdi sağ omuzun örme işlemini tamamlıyorum. Dönüyorum. Örmeye başlıyorum. Bir sıra örüp dönüyorum. Son iki ilmeğe kalana kadar örüyorum. Son iki ilmeğimiz kaldı. Sonuncu ilmeği bir önceki ilmeğin üzerinden geçirip ilmeğimi şişime takıp dönüyorum. Ve son sıramızı örerek bu omuzumuzun da örme işlemini tamamlıyorum. Sağ ön parçayı örmeye başlıyorum. Bir miktar ip ayırıyorum ilmek sayıma yetecek kadar. İki şişimi de kullanarak ilk ilmeğimi alıyorum. Ve toplam 57 ilmek alıyorum arkadaşlar. Şişimin birini çekerek çıkartıyorum. Örmeye başlıyorum. Aynen arka parçada ördüğüm gibi 3 sıra haroşa örüyorum arkadaşlar. Bütün sıralarımı düz olarak çalışıyorum. 3 sıra örelim. Bu sağ ön beden olduğu için arkadaşlar burası ilik patımızın geleceği yer. Burası da kenar kısmı. Bu ilik patımızın geleceği yere bir tam dilim çalışacağız. Kenar kısmına ise yarım dilim çalışacağız. Şu şekilde durması için. İlk şuradan başlıyoruz ön tarafa. Bir kenar ilmek örüyorum önce. Bir düz ilmek örüyorum. Şimdi ilmek artırıyorum. İpimi öne alıp bir ilmek artırdım. 4 düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. 3 ilmeğin ikisini kaydırıyorum sağ şişime. 3.'ü örüyorum. Kaydırdıklarımı üzerinden geçirip 2 ilmek eksiltiyorum. Tekrar 4 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4. İpimi öne alıp bir ilmek artırıp bir düz örüyorum. Tekrar ipimi öne alıp bir ilmek artırıyorum. Buradan aynısı devam ediyor arkadaşlar. Şimdi ilmeğimi artırdım. 4 düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. 2 ilmek eksiltiyorum orta kısımda. Dört düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir ilmek artırıp bir düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıp 4 düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. 2 ilmek eksiltiyorum. 4 düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar bir ilmek artırıp bir düz örüyorum. Bir ilmek daha artırıp 4 düz. 1, 2, 3, 4. 2 ilmek eksiltiyorum. 4 düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi son bu kısmı yapacağız arkadaşlar. Bir ilmek artırdım. Bir ilmek ördüm. Tekrar bir ilmek artırıyorum. 4 düz örüyorum. 1, 2, 3, 4.
Son kısımda 2 ilmek eksiltiyorum ama ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum önce. Sol tarafa bakmaları için. İkisini birlikte ördüm. 1 ilmek eksilttim. Kenar ilmeğimi de örüp modelimizin birinci sırasını tamamlıyorum. Dönüyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Üçüncü sıramıza başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2 ilmek örüyorum. 1 ilmek artırıyorum. 1, 2, 3 ilmek ördükten sonra orta kısma geliyorum. 2 ilmek eksiltiyorum. Üç ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Artırma bölümüne geldim. Bir ilmek artırıyorum. 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. 3 düz örüyorum. Tekrar orta kısımda 2 eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemleri tekrarlıyorum. Sıramızın sonuna geldim. Tekrar bir ilmek artırıp yine 1, 2, 3 düz örüyorum. Son kısma geldim. Son 3 ilmek kala. Burada 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum. Kenar ilmeğimi örüp üçüncü sırayı tamamlıyorum. Dönüyorum. Örmeye devam ediyorum. Beşinci sıramıza başlıyorum. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bu artırma yerine kadar 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Bir ilmek artırıyorum. 2 ilmek örüyorum. 1, 2. Orta kısımdan 2 ilmek eksiltiyorum. Bir, iki ilmek düz örüyorum. Yine artırma kısmına geldim. Bir ilmek artırıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ilmek düz örüyorum. Bir ilmek artırıp bir, iki ilmek düz örüyorum. Orta kısımdayım. İki ilmek eksiltiyorum ortadan. Sıra sonuna kadar aynı işlemleri devam ettirerek örüyorum. Beşinci sıramızın sonuna geldim. Bir ilmek artırıyorum. Bir, iki ilmek örüyorum. Son kısımda yine iki ilmeğin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum. Kenar ilmeğimi de örüp beşinci sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar, herhalde anlaşılmıştır. Bundan sonrası aynen arka bölümde ördüğümüz gibi devam edecek arkadaşlar. Sadece bu kısımda verev, burada da verev oluyordu arka tarafta. Burada ise sağ taraf düz ilerliyor, tam bir dilim var. Burada ise yarım dilim verev çıkması için, bu kenara dikileceği için bu şekilde. Geri kalan aynen arka bölümün ajur kısmında anlattığım gibi devam edecek arkadaşlar. Sadece burada bir ilmek eksiltiyoruz. Ortalarda ikişer ilmek eksiltiyoruz. Bu kısımda artırmalar devam ediyor. Bundan sonra arka bölümde olduğu gibi modelimizi tamamlayalım. Bu kısımda tekrar ajur serpmelerini gösterirken birlikte çalışacağız. İlmek eksiltmelerimi tamamladım. 3 sırada ördüm düz olarak. Dönüş sırasında şimdi bu ajur kısımlarını yapacağız.
Toplam kalan ilmek sayımı vermek istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39 ilmek kaldı arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum. 1, 2 ilmek örüyorum. İlk ajurumu yapıyorum. İpimi öne alıp bir ilmek artırıyorum. 2 ilmek kaydırıp 3.'yü örüyorum. Kaydırdığım ilmekleri üzerinden geçiriyorum ve 2 ilmek eksiltiyorum. İpimi öne alıyorum, bir ilmek artırıyorum, 13 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Tekrar ipimi öne alıp bir ilmek artırıyorum. 2 ilmek eksiltiyorum. İpimi öne alıp bir ilmek daha artırdım. 13 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Tekrar ipimi öne alıyorum. Bir ilmek artırıyorum. Burada 2 ilmek eksiltiyorum. Bir ilmek daha artırıp kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum, dönüyorum. Bu sırayı ördükten sonra ilmek artırması yapacağız arkadaşlar. Devam edelim. Dönüş sıramızı tamamlıyorum. Şimdi sol kenarda bir ilmek artıracağız. Buradan normal artırmadan devam ediyoruz. Burası ilik patımız olduğu için burada artış yapmıyoruz. Örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Son 2 ilmeğimiz kaldı. Kenar ilmeğinden önce burada alt kısımdaki sıramızın ipini kaldırıyoruz. Ön taraftan batıyoruz ve örerek bir ilmek artırıyoruz. Kenar ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlıyoruz. Bu sol kenarda her 8 sırada birer artış yapacağız arkadaşlar. Bu artırmayla beraber toplam 5 tane olacak. Bir miktar ördükten sonra kol ilmeklerini eksiltmeye başlayacağız. Aynen arka bedende olduğu gibi. Burada da 10. sırayı örerken ajur yerlerini değiştiriyoruz. Tam orta kısmı alıyoruz. Bu sağ kenar ilik patı geleceği için burada artış yapmıyoruz. Bu şekilde kol eksiltmelerine kadar örmeye devam edelim. Sağ ön bedenimizde koltuk kesme yerine kadar ördüm. Aynen arka bedende olduğu gibi kenar kısımlarından 1, 2, 3, 4, 5 defa birer ilmek artırdım sol kenardan ve en son artırmış olduğum ilmeğin üzerine 20 sıra ördüm. Şimdi 3 ilmek eksilterek eksiltmelere başlıyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. İkinci ilmeği eksilttim ve üçüncü ilmeği de örüyorum, eksiltiyorum. Örmeye devam ediyorum. Sıramı tamamladım, dönüyorum. Buradan kenar ilmeğimi alıp örmeye devam ediyorum.
Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. 2 ilmek eksiltiyorum bu kenarda yine. 1 2 Örmeye devam ediyorum. Son 3 ilmek kala bir eksiltme ön yüzümüzden yapmaya başlıyoruz. Burada 3 ilmek eksilttik. Daha sonra 2 ilmek eksilttik. Şimdi 1 ilmek eksilterek eksiltmelerimize devam edeceğiz. Önce ilmeklerimizin yönünü değiştiriyoruz. 2 ilmeğimizin ikisini birlikte örüp 1 ilmek eksiltiyoruz. Kenar ilmeği de örüp sırayı tamamlıyoruz. Bundan sonra 3 defa her iki sırada bir eksiltme yapacağız. Daha sonra 4. sırada bir tane, bir de 6. sırada eksiltme yapıp eksiltmelerimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Son eksiltmemizin üzerine 11 sıra ördükten sonra sağ kenarda yaka eksiltmelerine başlayacağız. Eksiltmelerimizi yapalım. Yaka eksiltmelerine geldiğimizde yine birlikte çalışmaya başlayacağız. Devam ediyorum. Kol oyuntusunu tamamladım. Toplam 10 ilmek eksilttim. Tıpkı arka bedende yaptığım eksiltmeler gibi çalıştım. Son eksiltmiş olduğum ilmeğin üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra ördüm. 12. sırada sağ kenardan yaka ilmeklerini eksiltmeye başlıyorum. İlk olarak 6 ilmek eksiltiyorum. 1 2 3 4 5 6 Sıra sonuna kadar örüyorum, dönüyorum. Son ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirip dönüyorum. 3 ilmek eksilteceğiz. 1 2 3 Tekrar örüp dönüyorum. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. 2 ilmek eksiltiyorum. 1 2 Örüp dönüyorum. Altı, üç, iki eksiltme yaptık. Şimdi birer eksiltmelere geçiyoruz. Toplam 4 defa bir ilmek eksilteceğiz yaka kenarında. Bunlardan ikisini her iki sırada bir eksilteceğiz. Diğer ikisini de 4. sırada eksiltmeye başlayacağız. 4 tane toplam eksiltmiş olacağız. Şimdi ilk tek eksiltmemizi yapıyorum. Bir eksiltme yaptım. Devam ediyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum tek olarak. Her ikinci sırada bir birer eksiltme yaptım. Bundan sonra iki defa her 4. sıraya başlarken birer eksiltme yapacağız ve eksiltmelerimizi tamamlayacağız. Devam edelim. Sağ bedenimizin örme işlemini tamamladım. Eksiltmelerini bitirdim. En son eksiltmemin üzerine 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. İlmeklerimi bir ilmek tutucuya geçirip bekleteceğim ve sol ön beden örmeye başlayacağım. Kaç ilmek eksilttiğimi tekrar hatırlatmak istiyorum. 6, 3 eksilttim, 2 eksilttim. Toplam 11. 4 defa da birer ilmek eksilttim. 12, 13, 14, 15 ilmek. İlk birer eksiltmemi her iki sırada bir, son iki birer eksiltmemi de 4 sırada bir yaptım.
Şişimde kalan ilmek sayısı 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Aynen arka bedende olduğu gibi. Burada ip fazladan bırakmıyorum. Çünkü burada dikmek için bırakmıştım. İpimi kesip sol ön bedeni örmeye başlıyorum. Sol bedenimiz için toplam 57 ilmek aldım ve 2 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi modelimizi örmeye başlayacağız. Sol beden de aynen sağ beden gibi örülüyor. Sadece bir fark var. Burada sağ tarafta tam dilimle başlamıştık. Sol kenarda yarım dilimle bitirmiştik. Burada tam tersi olacak. Yani bu sağ kenarda yarım dilim olacak. Sol kenarda tam dilim olacak. Bir tek farkı bu arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2 ilmek birlikte örerek 1 ilmek eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4 düz ilmek örüyorum. İpimi öne alıp 1 ilmek artırıyorum. 1 düz örüyorum. Tekrar ipimi öne alıp 1 ilmek artırıyorum. 4 düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Sıradaki 3 ilmeğin ikisini kaydırıyorum. 1 ilmek örüyorum. Kaydırdıklarımı örmüş olduğum ilmeğin üzerinden geçirip 2 ilmek eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4 düz ilmek örüyorum. 1 ilmek artırıyorum. 1 düz, 1 ilmek artırıyorum. 4 düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar 2 ilmek kaydırıyorum. 1 ilmek örüp kaydırmış olduğum ilmekleri ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip 2 ilmek eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek örüyorum. 1 ilmek artırıyorum. 1 düz örüyorum. Tekrar 1 ilmek artırıp 4 düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar 2 ilmek kaydırıp 1 ilmek örüyorum. Kaydırdığım 2 ilmeği örmüş olduğum ilmeğin üzerinden geçiriyorum. 2 ilmek eksilttim. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. 1 ilmek artırdım. 1 düz, 1 ilmek artırdım. 1, 2, 3, 4 düz ördüm. Tekrar 2 ilmek kaydırdım. 1 düz ördüm. Kaydırdıklarımı ördüğümün üzerinden geçirip 2 ilmek eksilttim. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. 1 ilmek artırıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeği de örüp birinci sırayı tamamlıyorum. Dönüyorum. Üçüncü sıraya başlıyorum. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek 1 ilmek eksiltiyorum. 3 ilmek örüyorum düz olarak. 1, 2, 3. 1 ilmek artırıyorum. 3 düz örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar 1 ilmek artırıyorum. 3 düz örüyorum. 1, 2, 3. Yine orta kısımda 2 ilmek eksiltiyorum. 1, 2, 3 düz ördükten sonra 1 ilmek artırıyorum. 3 düz örüyorum. 1 ilmek artırıyorum. 1, 2, 3 ilmek ördükten sonra 2 ilmek eksiltiyorum yine. 1, 2, 3 ilmek örüyorum. 1 ilmek artırıp 3 düz örüyorum. Tekrar 1 ilmek artırıyorum. 1, 2, 3 ilmek ördükten sonra 2 ilmek eksiltiyorum.
1 2 3 örüyorum. 1 ilmek artırıp 1 2 3 ilmek örüyorum. Tekrar 1 ilmek artırıyorum. 1 2 3 ilmek ördükten sonra 2 ilmek eksiltiyorum. 1 2 3 ilmek örüyorum. 1 ilmek artırıyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüp kenar ilmeğimi örüp 3. sırayı tamamlıyorum. Bundan sonra modelimizi bu şekilde devam ettirerek eksiltmeleri yapıyoruz. 3 sıra örüyoruz. Ajur kısma geldiğimizde tekrar birlikte çalışmaya başlayacağız arkadaşlar. Modelimizi devam ettirelim. Sol ön bedenimizin alt ajur kısmını ördüm arkadaşlar. Son eksilttiğim ilmek üzerine 1, 2, 3 sıra ördüm. 4. sırada ajur serpmelerini yapacağız. Şöyle geleceği için simetri olarak çalışacağız. Burada kenar ilmekten sonra ilk artırmamı yapıyorum. 2 ilmek eksiltiyorum. 1 ilmek daha artırıyorum. 13 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 ilmek artırıyorum. 2 ilmek eksiltiyorum. Tekrar 1 ilmek artırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ilmek ördükten sonra 1 ilmek artırıp 2 ilmek eksiltiyorum yine. 1 ilmek artırıyorum. 1 2 ilmek örüyorum. Bir de kenar ilmek, 3 ilmek örmüş oluyorum. Dönüyorum. Sıra sonuna kadar örüyorum. İlk artırmamın üzerine 1 2 3 4 5 sıra ördüm. 6. sırada sağ tarafta kenar artırmalarına başlayacağız. Kenar ilmeği alıyorum. Alttaki ipi kaldırıyorum. Sol şişimizle arkadan batıyorum. Ve önden batarak şöyle bir ilmek artırıyorum. Örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bundan sonra 8. sırada ikinci artışımızı yapacağız. Her 8 sırada birer ilmek artırarak toplam 5 ilmek artış yapacağız. Bu kenarda artış yapmıyoruz. Buraya ilik patımız gelecek. Ördükten sonra aynen sağ ön bedendeki kadar ördükten sonra burada kol ilmeklerimizi kesmeye başlayacağız. Bu arada da ajurların yerini değiştirmeyi unutmuyoruz. Her 10 sırada bir ortaya alıyoruz. Bu şekilde örelim. Kol kesimlerinde tekrar birlikte çalışacağız. Sol ön bedenimizde kol oyuntusuna kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi sağ kenardan kol oyuntusu için ilmek eksiltmeye başlıyoruz. 3 ilmek eksiltiyorum. 1 2 3 Sıra sonuna kadar örüp dönüyorum. Dönerken son ilmeğimizi örmeden alıyorum. Son ilmeğimi örmeden alıp dönüyorum. 2 ilmek eksiltiyorum. 1 2 Tekrar sıramın sonuna kadar örüp dönüyorum. Bütün ilmeklerimi örüyorum. Dönüyorum.
Birer ilmek eksiltmeye başlıyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum. İki ilmeğimi birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. Devam ediyorum. Bundan sonra her iki sırada iki eksiltme daha yapıyoruz. Daha sonra dördüncü sırada bir eksiltme, altıncı sırada bir eksiltme yapıyoruz ve kol oyuntusunu tamamlamış oluyoruz. Bundan sonra tıpkı sağ bedendeki gibi devam ediyoruz. Yaka oyuntusunu yapıyoruz ve sol ön bedenin örme işlemini tamamlıyoruz. Devam edelim.